Annemin sayesinde, annemin desteğiyle tamamen, kimseden de hiçbir yardım almadan Amerika'ya gittim o sene. 4 ay boyunca çalıştım. Kendim orada geçindim. Döndüğümde hani çok daha kendime güvenim çok daha artmıştı yani. Çok daha iyi hissediyordum. Hiç de başıma bir şey gelmedi. Çok da sağlıklı bir şekilde de geri döndüm. KVK Teknik Servis'te ürün uzmanı olarak çalışıyorum 3 senedir. 1985 İstanbul doğumluyum. Aslen baba tarafından Arnavut'um. Annem Sivaslı, böyle bir karmayım. Yıldız Teknik Üniversitesi işletme mezunuyum. Üniversite 2. sınıfı bitirdiğim zaman yaz tatilini geçirmek için ve aynı zamanda çalışmak için Work and Travel aracılığıyla Amerika'ya gitmiştim. O da böyle bayağı bir meşakkatli oldu benim için. Çünkü o sene babamı kaybetmiştim kanserden ve hani bir yerlere bir gitmek istiyordum. Yani çok bunalmıştım. Ama maddi olarak da imkanımız yoktu. Annem çok destek oldu bana sağ olsun. Ama diğer aile büyüklerimiz hepsi çok karşı çıktılar. İşte Amerika'ya tek başına bir kız nasıl gider? Hani imkansız yani bizimkiler için. Amcamlar inanılmaz karşı çıktılar. Gidemezsin işte orada senin ilacına, kolana ilaç atarlar falan diye çıkışları bile oldu yani son derece ilkel şekilde. Ondan sonra ben annemin sayesinde, annemin desteğiyle tamamen, kimseden de hiçbir yardım almadan Amerika'ya gittim o sene. 4 ay boyunca çalıştım. Kendim orada geçindim. Ailemden de hiç para istemeden. 4 ay Amerika'da ayakta kaldım. Bu benim için bir survivor hani meselesi gerçekten. Döndüğümde hani çok daha kendime güvenim çok daha artmıştı yani. Çok daha iyi hissediyordum. Hem de İngilizcem çok iyi gelişti. Çünkü orada pedikep yaptım. Kaliforniya'da kalıyordum. Bisiklet taksi yaptım. Hani bir bayan için çok zor aslında. Şu an nasıl yaptığımı hiç bilmiyorum. O zaman böyle bir güç gelmiş yapmışım yani. Bir bisiklet var ve arkasında iki kişilik bir koltuk var ve siz o bisikleti sürüyorsunuz. City sightseeing yapıyorsunuz. Yani şehri geziyorsunuz, müşterilere gezdiriyorsunuz ve bundan çok iyi paralar kazandım. Orada güzel gezdim. Amerika'nın çoğu şehrini gezdim. Böyle çok güzel bir macera oldu benim için. Hiç de başıma bir şey gelmedi. Çok da sağlıklı bir şekilde de geri döndüm. Üniversiteden sonra iş hayatı tabii bir yeni mezun için hiç kolay bir şey değil ülkemizde maalesef. Şimdi herkes bu konuda çok hayal kırıklığı yaşayabiliyor ve çok da böyle umutsuz olabiliyor. Haklılar da ama herkese tavsiye edebileceğim şey şu olur ki hiçbir zaman vazgeçmesinler. Hani evren harekete geçenin kesinlikle arkasında oluyor, destek oluyor. Bu yüzden bir kere hiç umutlarını kaybetmesinler ve istedikleri şey doğrultusunda mutlaka gitsinler. Ben umudum kırıldı ve istemediğim bir işe girmek zorunda kaldım bir süre iş aradıktan sonra. Orada 2,5 sene benim için yani cehennem ızdırabıydı. Gerçekten hani hem istemediğim bir yerdeydim, bu yüzden sıkıntı yaşıyordum ve de etrafımdaki insanlar hiç bana uygun değildi ve hani hiç anlaşamıyordum. Ama buna rağmen şartların bana hani getirdiği mecburiyetler nedeniyle devam etmek zorunda kaldım. İlla ki bana bir şeyler öğretmiştir. O 2,5 sene boyunca ellerimde egzamalar mı çıkmadı, böyle psikologlara mı gitmedim ama en azından dayandım. Sonrasında KVK oldu. KVK'ya benim girişim aslında birazcık ilginç. Şöyle ki ben bu civarda oturuyorum, ofisimizin olduğu yerde oturuyorum. İşten ayrılınca, bu malum işimden ayrılınca annem bana hani KVK'ya gir, işte CV'ni ver diye çok böyle baskı yapıyordu. Ben de dedim ki anneciğim orası teknik servis, benim ne işim olur teknik serviste hani. Hep burayı bütün işte erkek teknisyenlerin tamir yaptığı bir yer olarak düşünüyordum. Annem tabii ki beni dinlememiş ve CV'mi buradaki güvenliğe bırakmış. Beni aradılar KVK'dan. İşte böyle böyle ürün uzmanı pozisyonu için sizinle görüşmek istiyoruz. Ben de
Tamam dedim yani hani madem böyle oldu, başladık artık, gidelim. Geldiğimde burada gerçekten iyi ki gelmişim dedim. Çok keyifli bir görüşmeden sonra zaten hani burada çalışmak istediğimi anladım. Ve 2 gün sonra zaten aradılar. Geldim burada, hemen başladım. Demek ki hani ön yargılı da olmamak gerekiyormuş çok fazla her zaman. 3 senedir buradayım. Gayet mutluyum. Tekrar 20 yaşında olup hani üniversite ilk başladığım seneye dönsem biraz daha çalışıp derslerime biraz daha dikkat ederdim. Yani ezber gibi, ders gibi görüp hani sınavdan çıkınca onları unutmak yerine onları böyle beynime kazıyıp onlardan şimdi iş hayatında daha çok faydalanabilmeyi isterdim. Şimdiki aklım olsa, ama tabii o zaman gençken öyle şeyleri düşünmüyorsunuz. Bir an önce sınava geçeyim, işte aman bu ne işime yarayacak ki falan filan diye düşünüyorsunuz, ama çok yanlış aslında. Biraz daha bilinçli olarak böyle bütün derslerime çok iyi konsantre olup hepsini böyle bir özümserdim. Hayat önümüze çok fazla engeller koyuyor ve hani bizim ne yapabileceğimizi görmek istiyor aslında. O yüzden bence vazgeçmeden direnmeli ve başarıya ulaşacağımıza emin olmalıyız. Kesinlikle herkes kendine güvenmeli. Çünkü içimizde, yani eğer bir şey istiyorsak demek ki onu yapabiliriz. Yani boşuna o istek içeri düşmüyor yani. Boşuna düşünmüyorsunuz onu. O yüzden bence herkes mutlaka umutlarına, isteklerine sarılıp vazgeçmemeli. Ben şimdiye kadar, bu yaşıma kadar istediğim her şeyi elde ettim sayılır, ya da ihtiyacım olan her şeyi elde ettim. Ben yaparsam siz de yapabilirsiniz.